Tonguç 10. sınıftan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün fizik dersinde konumuz küresel aynalar. Bir önceki dersimizde düzlem ayna konusundan bahsetmiştik. Bugün küresel aynalarla birlikte aynalar konusunu tamamlayacağız. Ancak dersimize başlamadan önce size bu ayki takvimimizi göstermek istiyorum. Bu ayki takvimimize dikkatli baktığımızda mayıs ayının 3. haftası itibariyle 2. dönem 2. yazılı kampımız başlıyor. Mayıs ayının 3. haftasında yazılı videolarımızı kanalımızda tek tek görebilirsiniz. Mayıs ayı takvimimizi de hatırlattıktan sonra tabii ki de olmazsa olmazımız ödevlendirmemizi yapalım. Dinamo soru bankasında en son hangi ödevimizi yapmıştık? Düzlem aynalar konusunu işlemiştik ve düzlem aynaların sonundaki testralardan sorumluyduk. Bugün ise küresel aynalar konusunu işleyeceğiz. Bu yüzden Dinamo soru bankamızdan testra 18 şöyle devam edelim. Küresel aynalarla ilgili olarak Testra 23 arasını mutlaka çözmeyi unutmuyoruz. Yani Testra 18 ve Testra 23'ten sorumluyuz. Ardından küresel aynalarla ilgili olarak bir tane de testimiz var. Sayfa 184 ve sayfa 185'teki testimizi de çözdükten sonra konuyla ilgili artık herhangi bir eksiğimiz kalmayacak. Ödevlendirmelerimizi yapmayı da mutlaka mutlaka unutmayalım. Şimdi bugün küresel aynalar konusunda nelerden bahsedeceğiz onlara bir bakalım. Küresel aynalarla ilgili temel kavramlardan bahsedeceğiz. Bu öğreneceğimiz temel kavramlar bize bir önceki Konuyla ilgili olarak da aynı zamanda bir sonraki konu olan mercekler konusunda da bize ışık tutacak. Ardından küresel aynalarda yansıma ve özel ışınlardan bahsedeceğiz. Küresel aynalarda ışınların nasıl yansıdığını öğreneceğiz ve son olarak küresel aynalarda görüntü oluşumu, oluşan görüntü nerededir? Bunlardan bahsedip küresel aynaları noktalayacağız. Artık hazırsanız dersimize başlayalım. Öncelikle temel kavramlardan başlayalım dersimize. Küresel aynalarla ilgili olarak bütün bilmemiz gereken temel kavramlarımızı öncelikle bir öğrenelim bakalım neler varmış. Öncelikle küresel ayna nedir? Buna bakalım. Yansıtıcı yüzeyi bir küreden elde edilen aynalara biz küresel aynalar diyoruz. Bakın buradaki tanımda olduğu gibi yansıtıcı yüzeyi bir küreden elde edilen aynalardır. Örneğin Buraya baktığımızda burayı cam bir küre olarak düşünebilirsin. Bu küreyi biz şu şekilde kesiyoruz. Eğer kestiğimiz kısmın iç kısmı ayna, dış kısmı kaplama oluyorsa yani yansıtıcı yüzey içeride ise biz buna yansıtıcı yüzey kürenin iç kısmında ise biz buna çukur, ayna diyoruz. Ancak yansıtıcı yüzey kürenin dış kısmı ise biz buna tümsek, ayna diyoruz. Bakın oldukça basit aslında. Küresel aynalar bir küreden elde edildiği için ismi küresel aynadır. Kürenin iç kısmı ayna olarak kullanılıyorsa yani yansıma olayları kürenin iç kısmında gerçekleşiyorsa biz buna çukur ayna diyoruz. Yansıma olayları kürenin dış kısmında bakın burada şurada dış kısmında gerçekleşiyorsa biz buna tümsek ayna diyoruz. Şimdi küresel ayna ile ilgili bir temel kavramlarımıza bakalım. Küresel aynalar çukur aynada tümsek aynada bir küreden elde edildiği için kürenin de tabii ki de bir merkezi olduğu için bu aynaların bir merkez noktası vardır. Daha sonrasında merkezle aynanın tam ortasında biz odak noktasını görüyoruz. Hemen şöyle yazalım F diyelim odak. Peki odak ne demektir? Üzerine basarak tekrardan söyleyelim. Bizim küresel aynamızın yani çukur ayna olur tümsek ayna olur fark etmez. Merkeziyle ayna arasında tam ortada bulunan noktaya biz odak noktası diyoruz. Odak noktası merkezle aynı arasını iki eşit parçaya bölecektir. Ardından bu kavramı da öğrendikten sonra bir de tepe noktası var. Tepe noktası bakın burada gördüğünüz bir kesikli çizgi var. Bu kesikli çizginin adı asal eksen. Asal eksenle aynanın çakıştığı noktaya biz tepe noktası diyoruz. Tepe noktasını da öğrendikten sonra artık bilmemiz gereken son temel kavram ise eğrilik yarıçapıdır. Eğrilik yarıçapı dediğimiz olay nedir? Bakın şuradan dikkat edin. Merkezden çizilmiştir. Merkez uzaklığı kadardır eğrilik yarıçapı. Burada çok önemli dediğimiz bir Başlık var buna da bakalım. Küresel aynalarda odak uzaklık sadece eğrilik yarıçapına bağlıdır. Sorularda karşımıza çıkıyor. Küresel aynanın odak uzaklığını değiştirmek için neler yapılmalıdır veya arttırmak için şunu yaptık, bunu yaptık doğru mudur, değil midir gibi sorular karşımıza çıkıyor. Küresel aynalarda odak uzaklık sadece neye bağlı? Eğrilik yarıçapına bağlı. Eğrilik yarıçapı artarsa odak uzaklığı da artar. Eğrilik yarı çapı azalırsa odak uzaklık da azalır. Bunun dışında başka hiçbir şeye bağlı değildir ışığın rengine, ortama vesaire bunların hiçbirine bağlı değildir. Eğrilik yarı çapına bağlıdır. Sadece odak uzaklık. Şimdi devam edelim. Çukur aynada yansıma ve özel ışınlara bakalım. Yani çukur aynaya gelen bir ışın nasıl yansıyor buna bakalım. Şimdi çukur aynaya herhangi bir ışın geldiğinde yani çukur aynaya herhangi bir ışın çarptığında yansıma yasalarına göre yansıyacaktır. Yani yansıma çukur aynada olsa, düzlem aynada olsa yansıma yansımadır. Ayna aynadır. Yani çukur ayna da, tümsek ayna düzlem ayna da bunların tamamı aynadır ışığı yansıtırlar. Yansıma yasalarına göre ışığı yansıtırlar. Peki yansıma yasaları neydi? Bakın şurada küçük bir parantez açalım. Mesela bir düzlem ayna var. Düzlem aynaya gelen bir ışın nasıl yansıyordu? Bir önceki derste öğrendik. Normalle hangi açıyı yapıyorsa aynı açıyı yapacak şekilde yansıyordu öyle değil mi? Burada aynaya dik olarak çizdiğimiz kesikli çizgilere yüzey normali denir. Işın burada yüzey normaline nasıl geliyorsa aynı şekilde yansıyarak yoluna devam ediyordu. Öyle değil mi? Yani normalle aynı açıyı yapacak şekilde ışın yansır demiştik. Bu bir yansıma kuralıydı. Şimdi bu yansıma kuralını küresel aynaya uyduralım yani çukur ayna üzerinde aynen gösterelim. Şimdi bakın buradan gelen bir ışın var. Bizim çukur aynamıza çarptı. Tam çarptığı noktadan, dokunduğu noktadan ne çizmen gerekiyor? Yüzey normalini çizmen gerekiyor. Çünkü yansıma kuralları nedir? Normalle hangi açıyı yapıyorsan aynı açıyı yapacak şekilde yansıyorsun. Yansıma kuralı budur. Şimdi ışığın dokunduğu yerden yüzey normalini çizmemiz gerekiyor. Peki yüzey normali dediğimiz Kesikli çizgiler neydi? Yüzeyle 90 derece yapacak olan kesikli çizgiydi. Peki bu bir küresel ayna, yani küreden elde edilmiş. Küreden, yüzeyden yüzey ile 90 derece yapacak olan çizgi nerededir? Tabii ki de merkezdedir öyle değil mi? Hemen küresel yapıları bir hatırlayalım. Şöyle matematik dersindeki bilgilerimizi bir hatırlayalım. Bakın bu bir çember öyle değil mi? Burası çemberin merkezi. Çemberin merkezinden Bizim çizdiğimiz bütün doğrular yüzeyle 90 derece yapıyor öyle değil mi? Aynı şekilde burada da biz bu kuralı kullanabiliriz. Çünkü küresel aynalarda nedir? Küre şeklinden elde edilmiştir. Burada da yüzeyle 90 derece yapacak olan çizgi tabii ki de nereden çizilmelidir? Merkezden çizilmelidir. Burada merkezden kesikli çizgilerimi çiziyorum. Ardından bakıyorum ışığın dokunduğu yerden yüzey normalimi çizdikten sonra ışık normalle hangi açıyı yapıyor? Alfa açısını yapıyor. Aynı şekilde normalle alfa açısı yapacak şekilde yansıyarak yoluna devam eder. Bakın bu Çukur aynada herhangi bir ışının yansımasıdır. Çok temel kavramlar olduğu için üzerine basa basa böyle en önemli noktaları vurgulayarak size anlatmaya çalışıyorum. Bakın çok dikkat edin. Şimdi bu herhangi bir ışının yansımasıydı. Herhangi bir ışını yansıttıktan sonra çukur aynada diğer yansıma kuralları oldukça basittir. Çünkü belli bir kurala göre yansıtacağız. Bakalım şimdi buraya. Asal eksene paralel gelen bir ışın çukur aynaya çarptıktan sonra odağa gider. Nereden gelirse gelsin fark etmez. Asal eksene bakın şöyle yukarıdan da gelse, aşağıdan da gelse asal eksene paralel gelen bir ışın çukur aynaya çarptıktan sonra odak noktasından geçer. Ardından bunun tam tersine bakalım şimdi de. Odaktan gelen bir ışın çukur aynaya çarptıktan sonra asal eksene paralel olacak şekilde yoluna devam eder. Hiç fark etmez, aşağıdan da gelse odaktan geldiği sürece asal eksene paralel bir şekilde yoluna devam eder. Ardından merkezden gelen bir ışın kendi üzerinden tekrardan geri döner. Merkezden geldiği için merkezden gelen ışın yüzeyle ne yapacaktır? 90 derecelik bir açı yapacaktır. Öyle değil mi? Yüzeyle 90 derecelik bir açı yaptığımızda ışın kendi üzerinden tekrardan geri seker. Hemen bunu düzlem aynada da hatırlayalım. Bakın düzlem aynada da yüzeye dik bir şekilde ışın gönderdiğimizde ne oluyordu? Kendi üzerinden tekrardan geri dönüyordu. Burada da merkezden gelen bir ışın kendi üzerinden tekrardan ne yapacaktır? Geri dönecektir. Bakın bunlara dikkat edelim. İlk gördüğümüz şekil herhangi bir ışının yansımasıydı. Daha sonrasındaki üç şekil ise çukur aynada bunlar özel ışınlardır. Şimdi Çukur aynada yansıma ve özel ışınlara devam edelim. Çukur aynanın tepe noktasına ışın asal eksenle eşit açı yapacak şekilde yansır demiş. Bakalım buraya. Çukur aynamız var burada. Çukur aynanın tepe noktasına gelen bir ışın asal eksenle hangi açıyı yapıyorsa aynı açıyı yapacak şekilde yansıyacaktır. Son olarak çukur aynaya şekildeki gibi paralel gelen ışınlar yardımcı asal eksenin odağından geçecek şekilde yansırlar. Bakın burada bir yardımcı asal eksen çiziyoruz. Nereden merkezden buradan gelen paralel ışınlar tabii ki de nerede toplanıyorlar? Yardımcı asal eksenin bakın şurada odakla çakıştığı noktada toplanıp yoluna devam ediyorlar. Bakın burada gördüğümüz yansıma kurallarını çok çok dikkatli bir şekilde dinlemen gerekiyor. Çünkü optik konusu fizikteki diğer konulara benzemez. Fizikteki diğer konularda genellikle formülde yerine yazmalı, matematiksel işlem yapmalı, yorum yapmalı, sorular çözüyorduk. Ancak burada biraz daha çizime dayalı sorular çözeceğiz. Çizimler doğru bir şekilde çizilmiş mi? Yani ışınlar doğru bir şekilde yansıtılmış mı bunlara bakacağız bunları kontrol edeceğiz. O yüzden yansıma kurallarını iyi bir şekilde bilmemiz gerekiyor. Şimdi devam edelim. Tümsek aynada yansıma ve özel ışınlara bakalım. Tümsek aynaya gelen bir ışın nasıl yansır şimdi de bunu öğreneceğiz. Tümsek aynaya herhangi bir ışın geldiğinde yansıma kurallarına göre yansır. Yansıma kuralı neydi? Önce merkezden bir normal çizeceksin. Daha sonrasında normalle hangi açıyı yaparak geliyorsa aynı açıyla yansır diyeceksin. Şimdi sol üstteki ilk görsele bakalım. Buraya baktığımızda herhangi bir ışın tümsek aynaya çarpmış. Tümsek aynaya dokunduğu noktadan ne yapıyorum? Yüzey normalini çiziyorum. Yüzey normali küresel yapılarda merkezden çizilir. Merkezden kesikli çizgileri çizdim. Ardından bakıyorum. Işınım kesikli çizgilerle hangi açı yapıyor? Alfa açısını yapıyor. Yine alfa açısını yapacak şekilde burada yansımasını gerçekleştirecektir. Bu herhangi bir ışının yansımasıdır. Şimdi gelelim özel ışınlara. Özel ışınlara geldiğimizde ise bakın, odağa nişan alan bir ışın asal eksene paralel bir şekilde yoluna devam eder. Asal eksene paralel gelen bir ışığın uzantısı odaktan geçecek şekilde yansımasını gerçekleştirir. Bakın çukur ayna ile arasındaki farka çok çok dikkat edin. Hemen sizi İki sayfa önceye götürmek istiyorum. Bakın iki sayfa önceye gittiğimizde çukur aynada neydi? Asal eksene paralel gelen bir ışının kendisi odağa gidiyor. Ancak tümsek aynada ne oluyor? Asal eksene paralel gelen bir ışının uzantısı odaktan geçiyor. Ardından bakıyoruz buraya odaktan gelen bir ışın yani ışının kendisi odaktan geliyor. Asal eksene paralel gidiyor Çukur aynada, peki tümsek aynada ne oluyor? Tümsek aynada ise odağa nişan alıyoruz. Ardından ışın asal eksene paralel bir şekilde yoluna devam ediyor. Bakın çukur aynadaki ve tümsek aynadaki bu farklara çok çok dikkat edin. Tümsek aynada odağa nişan alıyoruz. Odağa nişan alan bir ışın asal eksene paralel gidiyor. Asal eksene paralel geliyorsa o zaman uzantımız odaktan geçiyor. Ardından son özel ışınımıza bakalım. Eğer merkezi nişan alıyorsak, merkez zaten 90 derece olduğu için kendi üzerinden bu ışın tekrardan geri dönecektir. Tümsek aynada, tümsek aynada yansıma ve özel ışınlara devam edelim. Tepe noktasına gelen bir ışın asal eksenle hangi açıyı yapıyorsa aynı açıyı yapacak şekilde tekrardan yansır. Son olarak yine burada Tekrardan birbirine paralel gelen ışınlara bakalım. Birbirine paralel gelen ışınlar ise bakın uzantıları böyle ...odağın üst kısmında toplanacak şekilde yansımalarına devam ederler. Bu yansıma kurallarını öğrenmek söylediğim gibi çok çok önemli. Sorularda zaten bu kurallara göre çözeceğiz. Şimdi karşımıza konuyla alakalı bir soru geliyor. Biraz önce biz yansıma kurallarını öğrendik. Yansıma kurallarını biliyorsak buradaki soruyu da rahatlıkla çözebiliriz. Size tavsiyem konuyu ilk öğrendiğiniz zaman mutlaka yansıma kurallarını siz de bir kağıda not edin. Şöyle elinize bir A4 kağıdını alın, alın. A4 kağıdını aynı burada olduğu gibi böyle yana yatık bir şekilde yatay olarak tutun. Ardından şöyle ikiye bölün. Sol tarafta çukur aynadaki yansımayı gösterin. Sağ tarafta ise Tümsek aynadaki yansıma olaylarını gösterin. Daha sonrasında kağıt önünüzde dursun. Soruları bu kağıda baka baka çözün. Ardından zaten çok soru çözdükçe bu yansıma kuralları sizde oturacaktır. Herhangi bir şeyi ezberlemene gerek kalmayacaktır. Soru çöze çöze böyle kağıda bakıp soru çöze çöze ne kadar fazla soru çözersen o kadar fazla kafanı işleyecektir. Şimdi sorumuza geri dönelim. Asal eksene paralel gelen I ışını. Çukur aynadan yansıyarak asal ekseni şekildeki gibi L noktasından keserek terk ediyormuş. Noktalar arası uzaklıklar eşit ve bir birim olduğuna göre yargılarından hangileri doğrudur diye bize soruluyor. Şimdi bakalım burada bir çukur ayna var. Çukur aynada yansıma ve özel ışınları tekrardan bir hatırlayalım isterseniz. Çukur aynada yansıma ve özel ışınlar neydi? Hemen çukur aynamı buraya çizmek istiyorum. Ardından çukur aynanın şöyle Tam ortasından ne geçiyordu? Asal eksen geçiyordu. Öyle değil mi? Çukur ayna o iç kısmı aynaydı. Dış kısmı kaplamaydı. Yani bakın şöyle dış kısmını kaplıyorum. Dış kısmında kesinlikle yansıma olayları falan yok. Çukur aynanın iç kısmı ayna görevi gösterir. Şöyle iç kısmını tekrardan belirgin olarak çizelim. Ardından çukur ayna küresel bir ayna olduğu için küreden elde edildiği için tabii ki de bir merkezi var. Son olarak da merkezle aynanın tam ortasında birbirini ikiye bölen ne vardır? Bir odak vardır. Şimdi yansıma kurallarını bir hatırlayalım. Asal eksene paralel gelen bir ışın aynaya çarptıktan sonra çukur aynaya çarptıktan sonra yoluna nasıl devam ediyordu? odaktan geçecek şekilde yoluna devam ediyordu öyle değil mi? Bunun tam tersi de mümkün. Odaktan gelen bir ışın şöyle göstereyim. Ne yapacaktı? Asal eksene paralel olacak şekilde yoluna devam eder. Son olarak da merkezden gelen bir ışın kendi üzerinden geri seker demiştik. Şimdi buraya baktığımda ışın nasıl geliyor? Asal eksene paralel geliyor. Asal eksene paralel gelen bir ışın Burada aynaya çarptıktan sonra nereye gitmesi gerekir? Odağa gitmesi gerekir. Bakın, ışığın asal ekseni kestiği yerin odak noktası olması gerekir. Işığın asal ekseni kestiği yer neresi? L noktası. Demek ki L noktası nedir? Odak noktasıdır. L noktasının odak noktası olduğunu tespit ettikten sonra sorumuzu çözmeye devam edelim. Çukur aynanın odak noktası L noktasıdır. Çok doğru çukur aynanın eğrilik yarı çapı iki birimdir demiş. Yanlış. Çukur aynanın eğrilik yarı çapına baktığımızda hemen şöyle bir birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim olarak çukur aynanın eğrilik yarı çapını söyleyebiliriz. Çünkü eğrilik yarı çapı merkez kadardır. Merkezde nedir? İki tane odak eşittir ne yapacaktır? Merkez yapacaktır öyle değil mi? Odak noktası için bakın burada anlatırken ne dedim? Merkezle aynanın tam ortasında odak vardır dedim. Odak merkez ve aynayı iki eşit parçaya böler. Yani oda 2 ile çarptığımızda neyi elde etmiş oluruz biz? Merkezi elde etmiş oluruz. Yani iki tane odak merkez eder. Aynanın eğrilik yarıçapı dediği şey nedir? Merkezdir. Yani oda 2 ile çarpman gerekir. Odak noktası L ise L kaç birim? 2 birim. İki tane odak nedir? Merkezdir yani dört birim. Bu yüzden eğrilik yarı çapımız bizim dört birim olacaktır. Şimdi üçe bakalım. Asal ekseni L noktasından keserek çukur aynaya gelen ışın asal eksene paralel olarak yansır diyor. Doğru. Yani şunu söylemek istiyor sana. Odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel gider demek istiyor. Hemen kontrol edelim. Şöyle yansıma kurallarımızı çukur aynada tekrardan bir hatırlayalım. Hemen bakıyoruz odaktan gelen bir ışın çukur aynaya çarptıktan sonra nasıl devam eder? Asal eksene paralel olacak şekilde yoluna devam eder. O yüzden cevabımız 1 ve 3 olacaktır. Şimdi geçelim. Karşımıza bir soru daha geliyor. Asal eksenleri çakışık olan 1 ve 2 çukur aynalarından 1'e gelen ışını şekildeki gibi yansıtıyormuş aynamız. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre 1 ve 2 çukur aynalarının odak uzaklıklarının oranı ne kadardır diye soruluyor. Bakıyoruz buraya ikisi de bir çukur ayna. Yansımanın iç kısımda gerçekleştiği aynalara biz çukur ayna diyoruz. Hemen bakalım şuradaki I ışınını takip edelim. I ışını bir yerden gelmiş asal eksene paralel gitmiş. O zaman geldiği yer nedir? odak noktasıdır öyle değil mi? Hemen bakalım. Peki burada I ışını nereye çarpıyor? Bir numaralı aynaya çarpıyor. Ve bir numaralı aynaya çarptıktan sonra asal eksene paralel yoluna devam ediyor. O zaman ışının geldiği yerin bir numaralı aynaya olan uzaklığı nedir? Odak uzaklığıdır bir numaralı aynanın. Yani şurası F1 kadardır. Noktalar arası uzaklıklar eşit olduğuna göre F1 ne kadardır? Bir birimdir. Şimdi devam ediyoruz. I ışını Asal eksene paralel giderken 2 numaralı çukur aynaya çarptıktan sonra ne yapacaktır? Odağa gidecektir. Yani asal eksene paralel gelen bir ışın yansıdıktan sonra bakın asal ekseni kestiği yerin o aynanın odağı olması gerekir. Yani 2 numaralı aynanın odak uzaklığı da burasıdır. Hemen bakalım noktalar arası uzaklıklar eşit. 1 bir birim, 2 birim, 3 birim oluyor. O yüzden F2 eşittir 3 birim olacaktır. Burada F1 bölü F2 oranı 1 bölü 3 olarak karşımıza çıkıyor. Yani doğru seçenek Bursa seçeneği olacak. Şimdi karşımıza bir soru daha geliyor hemen. Buna da bakalım. Işının izlediği yol şekildeki gibi verildiğine göre burada F1 bölü F2 oranı kaçtır diye bize soruluyor. Yine noktalar arası uzaklıklar eşitmiş. Hemen bakalım burada karşımıza bir tane çukur ayna, bir tane de tümsek ayna çıkıyor. Soruya çok çok dikkat edelim. Bakın burada Yansıma olayı iç kısımda gerçekleşmiş. Burası çukur ayna. Ardından burada yansıma olayı dış kısımda gerçekleştiği için burası da tümsek aynadır. Yani aynaların arasındaki bu farkları da tekrardan size vurgulamak istiyorum. Çünkü soruda şu çukur aynadır, bu tümsek aynadır diye söylüyor ama bazı sorularda söylemediği sorular da var. O yüzden sol tarafta çukur aynadaki yansıma kurallarını kullanacağız. Sağ tarafta ise tümsek aynadaki yansıma kurallarını kullanacağız. Hemen bakalım buraya. Buraya baktığımızda asal eksene paralel gelen bir ışın var. Asal eksene paralel gelen bir ışın çukur aynaya çarptığında nereye gider? Odağa gider öyle değil mi? Bakın asal eksene paralel bir ışın gelmiş. Yansıdıktan sonra odağa gitmesi gerekir. Bakın burada karşısına bir ayna çıkmasaydı bu ışın şöyle doğrultusunu çizelim. Nereye gidecekti? Buradaki odak noktasına gidecekti. Bakın gitmek istediği yer burada gösterilmiş. O zaman bu noktanın sol taraftaki çukur aynaya olan uzaklığı nedir? Odak uzaklığıdır. Hemen bakalım. Bir birim, iki birim, üç birim. Hemen yazıyorum buraya. F1 eşittir. 3 birim olarak karşımıza çıkıyor. Şimdi gelelim buraya. Buraya baktığımda ise tümsek aynaya çarpan bir ışın asal eksene paralel gitmiş. Şimdi tümsek aynada ışının kendisi bir yerden gelmiyordu öyle değil mi? Işının uzantısı vardı. Işın bir noktayı nişan alıyordu. Tümsek ayna ile çukur aynanın arasındaki en temel fark bu. Çukur aynada asal eksene paralel gelen ışının kendisi odağa gider. Veya Odaktan gelen bir ışın asal eksene paralel gider. Ancak tümsek aynada odağa nişan alıyorsan asal eksene paralel gidersin. Veya asal eksene paralel geliyorsan o zaman odağa nişan alacak şekilde yansıma olayını gerçekleştirirsin. Bakın ikisi arasındaki en temel fark budur. Şimdi tümsek aynaya gelen bir ışın ne yapmış? Bir noktayı nişan almış ardından asal eksene paralel gitmiş. O yüzden nişan aldığı nokta yani şuradaki uzaklık ne olacaktır? Tümsek aynanın odak uzaklığı olacaktır. O yüzden F2 eşittir. Bir birim olarak karşımıza çıkıyor. Buradan F1 bölü F2 3 bölü 1'den 3 olarak bulunur. Bakın çok dikkat edelim. Bu tarz sorular karşımıza çıkabilir. Hem çukur ayna hem tümsek ayna. Daha sonrasında bunların yansıması ve odak uzaklıklarının bulunması sınavlarda en çok sorulan sorulardan bir tanesidir. Şimdi devam edelim. Çukur aynada görüntünün oluşumu ve özellikleri. Bakın burada söylediğim gibi ışın çizme kurallarını mutlaka kafana yazman lazım. Ardından da görüntünün özelliklerini de mutlaka kafana yazman lazım. Bunları da nasıl yapabilirsin? Bol bol soru çözerek yapabilirsin. Söylediğim gibi. Eline bir A4 kağıdını al. Bu sefer de ortadan ikiye ayır. Sol tarafta çukur aynanın görüntü özellikleri sağ tarafta ise tümsek aynanın görüntü özellikleri dursun. Buralara baka baka soruları çöz. Bir yerden sonra zaten bu özellikler kafanda oturmaya başlayacaktır. Kendi kafanda belli kodlamalar yapmaya başlayacaksın. Ancak soru çözmeden sadece böyle kurallara bakarak sınava girerseniz çok çok büyük problemler yaşarsınız. Şimdiden size söyleyeyim. Şimdi buraya bakalım. Çukur aynada bir cismin görüntüsü nasıl oluşur? Hemen bakalım bakın burada merkezin dışında bir cisim var. Merkezin dışındaki bir cismin çukur aynadaki görüntüsü nerede oluşmuş? Merkez ve odak arasında ters bir görüntü oluşmuş ve oluşan görüntü orijinaline göre daha küçük bir görüntü oluşmuş. Bakın tekrardan söylüyorum. Merkezin dışındaki bir cismin görüntüsü çukur aynada merkezle odak arasında ters ve olduğundan daha küçük bir şekilde oluşur. Şimdi tam merkeze koyarsak cismin olacaktır. Merkezdeki bir cismin görüntüsü yine merkezde ve ters bir şekilde oluşur. Şimdi burada ben bu kuralları ezberlemek istemiyorum diyorsan ne yapacaksın? Ona bakalım. Şimdi biz çukur aynada Özel ışınları öğrendik öyle değil mi? Bu özel ışınları kullanarak hiç bu görüntünün özelliklerini ezberlemeden bu görüntülerin yerlerini tespit edebilirsin. Mesela bak burada bir cisim var öyle değil mi? Bu cisim ok şeklinde bir cisim. Bu ok şeklindeki cismin okun ucundan iki tane özel ışın gönder. Ve bu özel ışınların kesiştiği yerde görüntünün nerede olacağını bulmuş olursun. Şimdi iki tane rastgele ışın gönderme ama özel ışınları gönder. İki tane ışını özel ışınlara göre seç. Mesela ne gönderelim? Bakın tam okun uç kısmından asal eksene paralel bir ışın göndersem çukur aynaya çarptıktan sonra ne yapacaktır? Odaktan geçecektir öyle değil mi? Diğer ışını da şöyle gönderelim. Tepe noktasına gönderelim. Tepe noktasına gönderdiğimiz bir ışın asal eksenle hangi açıyı yapıyorsa aynı açıyı yapacak şekilde yansır. Bakın iki tane ışın gönderdim. Biri kırmızı biri mavi. Kırmızı ve mavinin Çakıştıkları yerler neresidir? Bakın dikkat edelim. Tam şu noktada çakışıyorlar. Demek ki okun ucu buraya denk geliyor. E okun ucu buraya denk gelecek şekilde çizersen o zaman neyi görmüş oluyorsun? Okun ters olduğunu görüyorsun. Orijinaline göre daha küçük olduğunu görüyorsun. M ile F arasında olduğunu da yine aynı şekilde tespit etmiş oluyorsun. Bakın kuralları ezberlemek istemiyorsak ışın çizerek de biz görüntünün nerede olduğunu tespit edebiliriz. Şimdi kurallarımıza devam edelim. Merkezle odak arasındaki bir cismin görüntüsü merkezin dışında ters ve olduğundan daha büyük bir şekilde oluşur. Bakın dikkat edin tekrardan. Merkezle odak arasında bizim cismimiz bu cismin görüntüsü merkezin dışında ters ve olduğundan daha büyük bir şekilde oluşur. Şimdi gelelim buraya. Tam odak noktasına koyduğumuz bir cismin görüntüsü ise sonsuzda oluşur. Bakın herhangi bir şekilde ışınlar kesişmemiş. Bu görüntünün sonsuzda oluştuğu anlamına geliyor. Devam edelim şimdi. Çukur aynadaki görüntüyle ilgili bu sefer odaktan aynaya doğru geliyoruz. Odaktan aynaya doğru geldiğimizde ise cismin görüntüsü orijinaline göre daha büyük olur aynanın arka tarafında olur ve düz bir şekilde görüntü elde edilir. Şimdi sorularda bize sorulursa çukur aynada düz bir görüntü elde etmek istiyoruz denirse o zaman ne yapman gerekir? Cismi odak ve tepe noktası arasına koyman gerekir. Ters bir görüntü elde etmem gerekir derse o zaman merkezin dışından odağa doğru gelmen gerekir. Yani merkezin dışından odağa doğru hangi noktaya koyarsan koy ters bir görüntü elde etmiş olursun. Gerçek bir görüntü elde etmiş olursun. Ancak odakla ayna arasına koyarsan bir cismi bu sefer elde ettiğin görüntü düz ve sanal bir görüntü oluşur. Yani çukur aynada düz ve sanal bir görüntü elde etmenin tek bir yöntemi var. O da cismi Odakla aynı arasında bir noktaya koymaktır. Onun dışında böyle odaktan uzaklaştıkça böyle merkeze doğru hatta merkezden de dışarıya doğru çıkıldıkça elde edeceğimiz bakın şu bölgeden bahsediyorum. Şu bölgede tam odak noktasını almıyorum bakın odağa geçtikten sonra çünkü odaktaki cismin görüntüsü nerede oluşuyordu sonsuzda. Bakın odan biraz sol tarafından itibaren şu bölgedeki bütün cisimlerin görüntüsü nasıl olacaktır? Gerçek bir görüntü olacaktır ters bir görüntü olacaktır. Düz ve sanal bir görüntü elde etmek istiyorsak odakla aynanın arasına cismi koymamız gerekiyor. Şimdi devam edelim. Tümsek aynada görüntü oluşumu ve özellikleri. Tümsek aynada görüntü oluşumu ve özellikleri çok basit çünkü tek bir tane kural var. Tümsek aynada oluşan görüntü dikkat edelim, aynanın arka tarafında olduğu zaman görüntü biz buna sanal görüntü diyoruz. Ardından oluşan görüntü düz bir görüntüdür bakın nereye koyarsak koyalım burada merkezden odaya gelirken odaktan aynaya doğru gelirken yani iki tane farklı kural yok tek bir tane kural var. Burada cismi nereye koyarsan koy tümsek aynada oluşan görüntü sanaldır. düz bir görüntü elde edilir ve aynaya doğru yaklaştıkça cismin arka tarafta görüntüsünün küçüldüğünü görüyorsun. Yani burada k k üssü L L üssü bunlar L üssü dediklerimiz görüntülerdir. Bakın K'dan L'ye geldiğimizde ne olmuş? Görüntünün gitgide K'dan L'ye geldiğinde aynaya yaklaşarak büyüdüğünü görüyoruz. Yani bakın burada aynadan uzaklaştıkça daha küçük bir görüntü var. Aynaya yaklaştıkça daha büyüyen bir görüntü var. Ancak görüntünün özelliğine baktığımızda orijinaline göre daha küçük bir görüntü onu da söyleyelim. Yani nereye koyarsak koyalım orijinaline göre daha küçük bir görüntü elde etmiş oluruz. Şimdi devam ediyoruz. Şöyle bir uyarılarımıza bakalım. Tümsek ayna önündeki cisim aynaya yaklaştıkça sanal olan görüntüsü büyüyerek aynaya yaklaşır. Biraz önce gördük zaten. Cisim sonsuzda ise görüntü odakta nokta şeklinde görülür. Tümsek aynalar bu özelliklerinden dolayı Araçların yan ve dikiz aynaları ile dar sokaklardaki ve otoparklardaki keskin dönüşlerde kullanılmaktadır diyor. Yani bu günlük hayatımızda karşımıza çıkan bu kısımlar okuldaki sınavımızda boşluk doldurma olarak veya bir test yorum sorusu olarak karşımıza gelebilir. Az çok herkes şuradaki aynayı görmüştür. AVM'lerin ve otoparklarının girişlerinde ve çıkışlarında bu tarz aynalar görüyoruz. Bu aynalar tümsek aynalardır. Kör noktaların görünmesi açısından önemlidir. Dikkat edelim. Şimdi karşımıza tümsek aynada görüntü ve özellikleri ile ilgili bir soru geliyor. Hemen buna bakalım. 1, 2, 3'teki çukur ve tümsek aynaların odağı F, merkezi M ile gösterilmiştir. Buna göre hareket yönü gösterilen K, L, N cisimlerinden hangilerinin görüntüsünün boyu daha kısadır diyor. Bakın görüntüsünün boyu daha kısadır diyor. Çok dikkat et. Şimdi buraya bakalım. Öncelikle 3 numaradan başlıyorum. Neden? Çünkü 3 numaradaki ayna bir tümsek ayna. Tümsek aynada ne demiştik biz? Ne yaparsan yap, cismi nereye koyarsan koy, her zaman orijinalinden daha küçük bir görüntü elde edersin. O yüzden görüntünün boyu daha kısadır dediği için bir kere tümsek ayna gördün mü direkt hiç ne olduğuna bakmadan direkt tikime atıyorum. Ardından şuraya bakalım. Buraya baktığımızda ise 2 numarada da aynı şekilde. Şuraya bakalım. Ee, F'den buraya doğru uzaklaşıyoruz aynaya doğru yaklaşıyoruz. Baktığımızda burada da yine aynı şekilde görüntüsünün boyunun daha kısa olduğunu görüyoruz. Şurada L demiş, N demiş. Ah tamam ben bunları M'leri cisim olarak gördüm. Birazcık kafamız karışmasın diye. Çünkü KLM olarak verilir genelde. Buraya N demiş buradaki merkezde karışmasın diye. Biraz önce öğrendik zaten kuralları. Aynı şekilde L'de de gerçekleşecek. Ancak K'da daha kısa bir görüntü elde etmiyoruz. O yüzden cevabımız L ve N olacak. Şimdi devam edelim. Küresel aynaların günlük hayattaki kullanım alanlarına bakalım. Çukur aynada görüntü. Sanal görüntüyü izleyebilmek için cismin FT arasında olması gerekir. Bu durumda görüntü düz ve büyük olacaktır. Çukur aynada ne demiştik? Yalnızca F ve T arasında olduğunda düz ve büyük görüntü elde edilir demiştik. O yüzden buraya baktığımızda bunu söyleyebiliriz çukur ayna ile ilgili. Çukur ayna, dişçi aynası, makyaj aynası, daha sonrasında arabadaki far aynası bunların hatta burada işte bunu bazı e, Luna Park'larda görüyoruz. Burada kullandığımız ayna da yine bir çukur aynadır. Daha sonrasında Tümsek aynaya baktığımızda sanal ve cismin boyundan küçük görüntüler elde ediyoruz. Burada kavşak aynası, otoparklardaki ve AVM'lerdeki bu güvenlik aynaları ve yine aynı şekilde burada kullandığımız ayna yani yine Luna Parklarda bizim kullandığımız ayna tümsek aynaya örnek olarak verilebilir. Şimdi devam edelim gençler. Bakalım bugün neler öğrenmişiz. Konu biterken bunlara bir bakalım. Küresel aynalarla ilgili temel kavramlardan bahsettik. Küresel aynalarda yansıma ve özel ışınlardan bahsettik. Küresel aynalarda görüntünün oluşumundan bahsettik. Küresel aynalar dediğimiz aynalar çukur ve tümsek aynalardır. Çukur ve tümsek aynalarda yansıma yasaları ikisinde de ayrı ayrı görüntü oluşumu da aynı şekilde ikisinde de ayrı ayrı bu kuralları iyi bir şekilde öğrenelim. Şimdi dersimizi tamamladık. Sizleri ödüllü soruyla baş başa bırakıyorum. Ödüllü sorunun cevabını mutlaka yorumlara yazmayı unutmayın. Şimdilik dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.